Bu konuyu sizden bir öğrenmek istiyoruz. Neler diyeceksiniz efendim? Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Zaten biz hala inanamıyoruz efendim. Bu hastayı ilk kez bir an önce acil servisimize getirdiler. Göğsünde derin bir kesik vardı. İçi bomboştu. İnanmayacaksınız. Bir tek kalbi vardı. Yani siz şimdi bir hekimsiniz değil mi efendim? Evet, evet. Bir hekim olarak söylediğiniz için ben size inanmak zorundayım ama söylediğiniz şey şu. Bir hasta geldi, içinde hiçbir organ yok. Doğru mu efendim? Doğru, doğru. Söylediklerime ben de inanamıyorum. Bir tıp adamı olarak. Hani mantığa ve tıpa karşı. Ama evet inanacaksınız. Ben bu gelen arkadaşın röntgenini çektikten sonra inanamadım. Makine bozuldu zannettim veyahut da bozuk. Diğer hekim arkadaşlarınıza danıştınız mı? Danıştık ve bütün arkadaşlarım hepsi mümkün değil ama gerçek. Ben bu adamı araştırdım, baktım. Kalbinden başka hiçbir şey yok. Efendim bir insan yemek yemeden nasıl yaşar? Yani kazara bu insan yemek yese burada mide yok. Nasıl, nereye gidecek de nereden ne olacak? Yani bunu bir nasıl efendim bunu bir lütfen açıklayın. Efendim baktım öleceğini anladığım için ölecekse ailesinin yanında ölsün diye onun için evinde ölsün evine yolcu ettik, taburcu ettik. Ölecekse evinde ölsün diye taburcu ettim. Bir gün bir restoranda öğlen vaktinde yemek yemeye girdim. Gayet kalabalıktı. Boş masa yoktu. Bir bayan masamda oturmak için izin istedi. Müsaade ettim. Oturduk, sohbet ettik. Gayet hoş sohbet bir bayandı. Güzel kadına kandı, organlarının hepsini çaldırdı. Fakat bir süre sonra yemeğin üstüne tatlı yiyelim dedik. Tatlıları yedik birlikte. O sırada ben böyle hafif hafif fenalaşmaya başladım. Tatlı yiyince fenalaştım. O bayan kendisi arabasıyla beni gideceğim yere bırakabileceğini söyledi. Gayet iyi niyetli, samimi bir görüntüsü vardı. Bir süre sonra ben iyice kötüleşmeye başladım. Yani bayılır gibi oldum. O sırada yalnız hatırladığım bir şey, araba durdu, iki veya üç kişi arkaya bindi, arka koltuğa bindiler. Siz o zaman bunu hatırlıyorsunuz ama hareket edemeyecek durumda mıydı? Hareket edemeyecek, şuurum olabildiğine kapanmış. Yani şuurum %5, %10 civarında çalışıyor desem yeridir, konuşmaları hatırlayamıyorum. Daha sonra gözlerimi açtığımda kendimi bir küvetin içinde buldum. Burama kadar buzun içindeyim. Buzlar içinde uyandım. Nasıl bir hanımdı bu? Yani ne yaptı? Nedir? Bir anlatır mısınız? Bakın beyefendi, son derece güzel, zarif, şık giyimli. Yani içim gitti desem yeridir. Efendim siz neler söyleyeceksiniz bu durum hakkında? Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Görüyorsunuz ne halde. Önceden zaten ne bileyim evimize bir lokma, bir para giriyordu, yetiştirmeye çalışıyordu, çalışıyordu, çabalıyordu ama şimdi yarım insan bile değil, haline bakın yani. Para da kazanamıyor tabii bu durumda. Kazanamıyor, ne yapacağımızı bilemiyoruz, böyle oturuyoruz evimizde, iyi ki geldiniz, yardımcı olacaksınız bize. Evet, şimdi efendim eşinizin tabii şu an içi boş. Önceden, efendim gerçekten değerli izleyenler, yani şu anda... Şu anda, şu aşamada, şurada oturuyorum ya ben, bakın. Sözüm bittiği yerdeyim. Evet değerli izleyenler, Masum Bey'den almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda bu genç kızın şu arkamda görmüş olduğunuz otelde konuşlandığını, genelde burada olduğunu ve insanları Tonga'ya burada düşürdüğünü öğrendik. Biz de artık bu aşamadan itibaren şu elimde görmüş olduğunuz gözlük kamerayı kullanacağız. Yani gizli kamera olarak kadınla konuşmaya başlayacağız. Gözlük kamerasını gözüne takan olay muhabiri Tarkan Bulut, sözü edilen otelde beklemeye başlıyor. Çok geçmeden güzeller güzeli bir kadının gelişi ekibimizi heyecanlandırıyor. Acaba Masum yerli yerindeyi tuzağa düşüren kişi bu kadın olabilir mi? Hangi rüzgar attı sizi böyle? Hiç geçiyordum, uğradım. Belki bir içki ısmarlarsınız diye düşünmüştüm. Ben içki ısmarlarım tabii ki. Niye ısmarlamayayım?
Çok geçmeden kadının Masum Bey'i tuzağa düşüren kişi olduğunu anlıyordu. Pardon, isminiz neydi? Nilay ben, ama daha önce sormamıştınız zaten. Muhabirimiz genç kadınla samimi olmaya çalışıyor, ağzından laf alıyordu. Muhabirimiz Tarkan Bulut, genç kadının suçunu yüzüne vurduğunda genç kadın endişesini gizleyemedi. Nilay Hanım. Efendim? Dikkat ederseniz birden size Nilay Hanım dedim. Hı hı. Masum Bey diye birini tanıyor musunuz? Nilay Hanım, biz sizin neler yaptığınızı biliyoruz. Nasıl yani? Nilay Hanım, diyorum ki biz sizin neler yaptığınızı, kimi nasıl ne şekilde Tonga'ya düşürmeye çalıştığınızı biliyoruz. İşbirliği yapacak mısın? Evet, yapacağım. Kim yapıyor bu işi? Kim yaptırıyor? Haydar Sakatat. Haydar Sakatat. Muhabirimiz Haydar Sakatat AŞ'ye giderek Haydar Bey'le röportaj talebinde bulundu. Ancak kapıdaki güvenlik görevlisi hiç de nazik değildi. Görüşemezsiniz kardeşim. Neden görüşemiyoruz beyefendi? Görüşemezsiniz. Ya biz görüşürüz, biz görüşürüz. Hadi kardeşim. Bak, el kol hareketi ittirme falan yok lütfen. Sıkma ayağına bak. Ayağıma sıkacaksın. Hadi kardeşim. Ya Haydar Bey'le görüşmemiz gerekiyor. Çık kardeşim, görüşemezsin ya. Ya çık kardeşim, hadi ya. Çık ya, görüşemezsin ya. Çık dışarı, çık. Görüşemezsin kardeşim ya. Çık. Yürüme kardeşim ya. Ya hemşire diyorum sana ya. Bir yürütsene kardeşim. Evet değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi bizi biraz hırpaladılar. Darp ettiler, sokağa attılar. Ancak bir sakatat firmasından neden bir röportaj talebi kabul edilmez? Bunu tam olarak anlayamadım. Aslında sorunun cevabı burada gizli. Bu işin peşini bırakmayacağız. Şu an sözüm bittiği yerdeyiz.